Kaçtan veriyorsun? Kilosu 35 lira ablacığım. Elin saf, olur mu bu fiyat ya? E ablacığım, ot diye de dağdan bayırdan ben toplamıyorum ki. Hepsinin maliyeti var işte. Görüyorsun değil mi? Dağdan bayırdan topladığımız ot kıymete bindi. Bak adam gibi bir fiyat ver. Tamam bak, sürekli geleceğiz ha, ayağımız alışsın. Sen merak etme, hallederiz ablacığım. Başka ne lazım? Bak, orada kuş burnu var. Şahane. Bakayım. Bundan da 2 kilo ver. Tamam abla. Yarısında reçel yaparız. Sever misin? Aa ne güzel. Çayı da vitamin deposudur ha. Nezleye, gribe falan çok iyi gelir. Soğuk içtiğin zaman da hararetini alır. Ablacığım sen galiba bu işlerden anlıyorsun ha? Anlarım biraz. Çoğu insanın öyle ot diye ezip geçtiği var ya, aslında nelere şifa oluyor. Bütün bunları bana annem öğretti. Ne, nasıl yapılır, nasıl kaynatılır, nasıl kullanılır, her şeyi o öğretti. Ben istersen ben de sana öğretirim. Öğreteyim mi? Şimdi ayrı kotunun yanında sen bana mısır püskülü de ver. Şundan. Tamam ablacığım. Beraber mi kaynatacaksınız? Ha. Eskiden burada bir abla vardı. Ondan sonra taşındı gitti buradan. Ha. O da böyle aylık otuyla mısır püskülünü karıştırır, bir şeyler yapardı. Ondan sonra getirirdi kavanoz kavanoz. Biliyor musun abla be? Prostatta yok satardık vallahi. Ama o ayrık köküyle olur. Mısır püskülü işte pekmezle falan kaynatırsın onu. Aa, ya ablacığım sen yapıp getirsene buraya. Koyalım, satalım. Olur. Malzemesi benden, emeği senden ha? Yaparım canım, neden olmasın? Yaparım tabii. Ben yanık mermi falan da yapabiliyorum eğer istersen. Daha doğrusu bende formül çok. Ya istemez olur muyum abla? Tabii ki isterim ya. Çoğu insan artık böyle şeylerle uğraşmıyor. Herkes hazır istiyor. Sen yap getir, rafa koyalım. Satıldıkça da paranı alırsın ha? Görüyor musun? Alışverişe diye çıktık. İş sahibi olduk. Verdikleri faize bak be. Ver ben taşıyayım istersen. Ay yok hafif hayat. Hadi istersen sen taşı. Ne iyi oldu. Belki böyle böyle adım da duyulur. Annemle beraber böyle otlarla, şifalı bitkilerle falan uğraşırken hep eczacı olacağım derdim. Annem de doktor olmamı çok isterdi. İşte 2 kere üniversite sınavına girdim. İkisinde de puanım yetmedi. Ondan sonra araya benim annemin hastalığı girdi. Zaman geçti. Ben de ipin ucunu bıraktım. Ama çok isterdim üniversitede okumayı. Sen liseyi bitirdin mi? Kaça kadar okudun? İlk öğretimi bitirdim işte, o kadar. Niye devam etmedin? Edemedim. Mezun olduğum sene annemi kaybettim ben de. Abim de tam evlenmek üzereydi, çok masrafımız oldu. Evlenince de yengem mandırayı büyütelim dedi. İşçiye para vermeyelim, sen de çalış dedi. Sonra da Murat oldu zaten, ona baktım. Böyle işte. Yani yengen engel oldu desene. Okuldayken derslerim iyiydi ama. Devam edebilseydim bitirirdim. Belki üniversiteye bile giderdim ama olmadı işte. Aa, yengen gelmiş. Ne öyle tıkır mıkır sallanıyorsunuz ya? Bir saattir bekliyorum ha. Ta evden çıkalı bir saat olmadı. Hmm. Ne o, işlerini halledebildin mi? Hı hı. Aktarı buldunuz mu? Biz aktar bulduk, biz iş bile bulduk. Bizi konuşurken duydu adam. Dur bir dakika sen. Hayrola Meryem Hanım? E kız ne güzel anlatıyordun. Anlatsana. Benim işten anladığımı anlayınca hani getirin siparişleri dedi ya. Ya ballıymışsın ha. Ama bakalım hayırlısı. Ya hadi hayırlısı, bir çay ısmarlarsın artık bize. İstediğin çay olsun. Ay hava çok güzel, hiç eve gitmek istemiyorum. Oyalanalım mı biraz? Sahilde bir kafede falan otururuz. Abim bekler. Aman beklesin, işi ne onun? Yine eve gideceğiz, bir sürü iş. Sen ister misin Fatma Gül? Hadi sahilde kafeler var, orada otururuz. Ben gelirken yolda bir lokmacı gördüm. Bak güzel fikir. Hadi gidelim. Ne o kız, lokma mokma? Aşeriyor musun yoksa? Kızla uğraşma. Ya şaka yaptım. Öyle şaka olmaz. Bir daha yap.
Aman tamam yapmam hadi. Ay 40 yılda bir isabetli bir şey söyledin ha Fatmagül. İyi gitti sıcak sıcak. Ama kıtırı kıvamı da yerinde. Aa bak bak nasıl yiyor. Kız atlı koşturmuyor arkandan. Nefes al azıcık. Afiyet olsun yavrum. Hadi ye ye. Ya ne dedim ki ben şimdi? Midesine oturacak diye. Allah Allah bunun bu küsme huyu yok mu? Kız yesene. E sen böyle lokmalarını sayarken nasıl yesin kız? Bir, iki, üç. İnada bak inada. Nasıl tutuyor kendini gülmemek için? Bu küçükken de hep böyleydi. Yani suratsız. Böyle cılız çirkin bir şeydi. Bir uzatırdı suratını böyle. Bak bak aynı böyle. Bu kadar güzel bir kızın küçükken çirkin olduğuna inanmam ben. İster inan ister inanma öyleydi. Böyle cılız dal gibi bir şeydi. Kemikleri sayılırdı. Bir de mızmız dakika başı hastalanır. Beslenip serpilecek diye az uğraşmadım ben bununla. Neler çektim ben bunu büyütene kadar bir bilsen sen. Ay çok güzel maşallah. Sağ ol. Aa iltifatı duyunca da nasıl gülüyor bak 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 bak. Aa, ne iltifatı ayol ben gerçekleri söylüyorum yani. Kız güzel işte kim mi inkar edebilir? Aman Rahmi. E merak etti tabii. Efendim Rahmi. Hah. Mukaddes neredesiniz ya? Çok merak ettim. Ah Rahmi sorma başımıza geleni. Ne oldu? Ay biz kaybolduk. Kayıp mı oldunuz? Nasıl kayboldunuz? Nasıl? Kaybolduk dönemiyoruz eve. Kes şunu yeter. Neredesiniz? Ben geleyim alayım sizi. Nerede olduğumuzu bilsek kaybolduk der miyim? Şaşkın. Ya yapma korkutma adamı işte. Doğru ya. Hay Allah. E peki yok mu kimse? Birine sorun. Ben geleyim alayım sizi. Ha, oldu bir postada seni ararız artık. Ver şunu bana tamam. Tamam tamam şaka yaptım Rahmiciğim. Hah. Mukaddes ödüm patlattın ya çok korktum. Hadi lokma yiyip geleceğiz eve. Yiyin yiyin afiyet olsun afiyet olsun. Yok ben merak ettim de ondan aradım. Kerim geldi mi? Yok gelmedi daha. İyi hadi kapat çok yazmasın. Geleceğiz birazdan. Tamam. Tamam, dikkatli gelin ama kaybolmayın falan, tamam mı? Tamam, tamam. Ah safım ya, ah safım ah ya. İstanbul'a geldiğinden beri kaybolma fobisi var onun. Ya eve de lokma alalım ha? Al al, Murat da sever. Kerim de bayılır. Bakar mısınız? 2 kilo lokma paket olacak. Gelmemiş daha. Kerim diyorum, gelmemiş eve. Her gün her gün nereye kayboluyor bu? Bilmiyorum bana bir şey söylemiyor. Bunlar aslında tam birbirini bulmuş ha. İçine kapanık sessiz böyle. Bak sana da hiçbir şey söylemiyor görüyor musun? Ne diyor iş güç için? Bilmiyorum söylemiyor dedim ya. Ama gez dolaş nereye kadar? Bir karar versin artık ne yapacağını böyle olmaz ki. Ya kendine bir iş kursun ya bir iş bulsun. Olmaz böyle. Evli barklı adam artık sorumluluğunu bilecek. Hadi kalkalım mı artık? Tamam. Size birbirinizin sözünden çıkmıyorsunuz. Allah muhabbetinizi arttırsın. Tamamdır değil mi? Evvela ablayı fethedeyim sonra Kerim'i fethedeceğim diyorsun. Sen de az değilsin biliyorsun işini ha. Tamam mı? Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.